Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle günah yayınları uzun serisi sınırları zorlayan test 4 dersimize devam ediyoruz. Gerçekten birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki küp açılımlarının yüzeylerinde sayılar bulunmaktadır. Mavi küp sağa doğru 3 defa, sarı küp sola doğru 5 defa döndürülüyor. Buna göre son durumda küplerin üst yüzlerinde bulunan sayıların çarpımı kaçtır? Şimdi gençler bakın şu anda mavi küpe baktığımız zaman şu anda üzerinde ne yazıyor arkadaşlar? 8 yazıyor. Bir kere çevirirsem arkadaşlar bakın 8'den sonra bir kere sağa doğru çevirirsem eksi 3'ün karşısındaki eksi 5 olur. Şöyle virgülle gösterelim. Evet bir kere çevirdik arkadaşlar. Ne yaptık? Eksi 5 bu birincisi. Bir kere daha çeviriyorum gençler. Bakın eksi 5 buradaydı. Bir kere daha çevirirsem. Evet üst yüzeyde 8'in karşısındaki arkadaşlar nedir? Artı 2 olur. Bu ikinci kez. Bir kere daha çevirecek olursak arkadaşlar bakın bu artı 2. O halde bir kere daha çevirdiğimiz zaman ne gelmesi gerekiyor gençler? Eksi 3 gelir en üstte. Bu da üçüncü kez. Demek ki burada gelecek sayı eksi 3. Şimdi ikinciye baktığımız zaman gençler şöyle düşünebilirsiniz. Hızlı bir şekilde. Gençler bakın şu anda eksi 6 var en üzerinde. Şimdi bak birinci de ne olacak? Eksi 7 olacak. Bu birinci. İkinci eksi 6'ın karşısındaki. Üçüncü, dördüncü ve beşinci. Arkadaşlar tekrar ne oldu? Beşinci de eksi 7 geldi. O halde bu ikisinin çarpımı eksi 3 çarpı eksi 7'den artı 21 olur diyorum. Ve 21 cevabını B şıkkında işaretliyorum. Evet, i̇kinci soruya geldik gençler. Mustafa ve Ümit aşağıda verilen üzerinde sayılı, tam sayıları yazılı olan özdeş kartlarla oyunu oynamaktadırlar. Mustafa ve Ümit kartlar ters çevirip karıştırdıktan sonra geri atıyorlar. Yerden rastgele ikişer kart seçen oyuncuların ellerindeki kartlar ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre yerde kalan kartlarda yazan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi gençler öncelikle Mustafa ne diyor? Benim elimdeki kartların kartlarda yazan sayıların farkı artı 12'dir. Şimdi buradaki sayılara baktığımız zaman gençler farkları artı 12 olan bakın Mustafa 8 ve eksi 4'ü seçsin. Fark dediğimiz çıkarıyorduk o halde. 8'den eksi 4'ü çıkaracak olursam eksi eksi yan yana gelince artıya çevirelim. 8 artı artı 4 Bakın 12 fark var. Demek ki Mustafa 8 ile eksi 4'ü seçmiştir diyoruz. Ümit'e baktığımız zaman benim elimdeki kartlarda yazan sayıların toplamı eksi 6'dır. Şimdi gençler burada verilen sayılara baktığımız zaman eksi 6'yı nasıl elde ederim? Bakın eksi 7 ile artı 1'i toplayalım. ve toplamların eksi 6 olduğunu görürüm. Evet geri kalan kartlar arkadaşlar yerde kalan kartlar. O halde eksi 2 artı artı 3 artı artı 9 artı artı 4 ve artı eksi 5. Şimdi gençler şöyle yapalım. Önce pozitifleri kendi arasında topluyorum. 9, 3 daha 12, 17. Eksi 2 ile eksi 5'i toplarsam da eksi 7. Pardon. 9, 12, 16 gençler. 9, 3 daha. 12, 4 daha. 16 artı. Eksi 5, eksi 2 daha. Eksi 7. 16 ile eksi 7'yi toplarsak da 9 olur. Evet, toplamları 9'dur diyorum ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, devam edelim. Üçüncü soruya bakalım. Evet gençler. Üçüncü soruya geldiğim zaman Berna ve Ömer üzerinde farklı tam sayıların yazılı olduğu 10 sayma pulunu ters çevirip rastgele 4'er pulu seçerek kartların üzerine koymuşlardır. Berna ve Ömer'in rastgele aldıkları pullarla ilgili olarak arkadaşlar bilgiler veriliyor. Buna göre geriye kalan 2 pulun toplamı en çok kaç olabilir diye soruyor. Şimdi sevgili gençler öncelikle Berna ne yapıyor? Berna'nın bir pulunda en küçük pozitif tam sayı. Gençler buradaki en küçük pozitif tam sayı baktığımız zaman nedir arkadaşlar? 4'tür. 4'ü aldık. Bir prunda en küçük negatif tam sayı. Gençler buradaki en küçük negatif tam sayımız da eksi 55. Bunu aldık. Ve diğer iki pulda da gençler pozitif tam sayılar olacak. Şimdi pozitif tam sayılar neler? Bakın 61, 12 ve 80. Bunlar bir dursun arkadaşlar. Evet bunları seçeceğiz. Şimdi Ömer'e gelelim. Ömer'in bir pulunda en büyük pozitif tam sayı. Gençler buradaki en büyük pozitif tam sayı 80'dir. Bak 80'i aldıysa o halde 61 ve 12'yi Neyin olması gerekir? Berna'nın alması gerekir. Bunu da buraya yerleştir. Bunlar da gittim 80'de yazdık. Bir da en büyük negatif tam sayı. Evet, en büyük negatif tam sayımız gençler. Burada baktığımız zaman eksi 5. Evet. Eksi 5 de gitti. Ve diğer iki burunda da negatif tam sayılar yazılıdır. Şimdi gençler benden toplamların en çok olmasını istediği için. Bakın buradaki en küçük negatif tam sayıları Ömer'in kartı olarak yazalım. Yani burada ne yazıyorum? Eksi 31 ile eksi 24'ü buraya veriyorum. Pardon eksi 27. Eksi 27'yi buraya verelim. Bir de eksi 31'i buraya verirsek en küçük negatif tam sayılar gitmiş olur. Geriye ne kaldı gençler? Şöyle farklı bir kalemle gösterelim. Bakın 0 kaldı. Bir de eksi 24 kaldı. O halde 0 artı eksi 24 eksi 24 olur en çok diyorum ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet sevgili gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, biraz büyütelim. Bir bilgisayar programının sistemine girilen üstü ifadeler için oluşturduğu algoritma şeması aşağıda verilmiştir. Verilen algoritmaya aşağıdaki tabloda yer alan sayılar girilerek yeni kodlar oluşturulacaktır. Buna göre A artı B kaçtır? Şimdi gençler öncelikle eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvvetine gireceğiz bu sayı gireceğiz şimdi bu sayı arkadaşlar bakın eksi 3'ün üçün 3. kuvveti 3 tek olduğu için sonuç nedir arkadaşlar negatiftir sayı pozitif mi arkadaşlar Hayır o halde geldim aşağıya sayının kuvvetini bir arttıracağım eksi 3'ün kuvvetini bir arttırsam 4 oldu arkadaşlar bakın 4 çift olduğu için parantezde olduğu için Evet bu sonuç artı 81 oldu Gençler sayımız evet pozitif mi? Evet diyoruz. Sonucu rakamlarını topla. 81'in rakamlarını toplayalım. 8 artı 1 sonucu kod olarak yazdım 9. Demek ki A'nın değeri 9 olacak. Şimdi ikinci sayımız eksi 5'in dördüncü kuvveti. Şöyle farklı bir renkle yazalım. Evet, sayı sayı pozitif mi arkadaşlar? Bakın 4 arkadaşlar bizim için çift olduğu için ve parantez olduğu için sayımızın sonucu pozitiftir. O halde evet diyoruz. Sonucun rakamlarını topla. Gençler -5'in 4. kuvveti 625 demektir. O halde 625'in rakamlarını toplayacağım. 6, 2 ve 5'i toplarsam 6 2 daha 8 5 daha 13. Evet B'de ne oldu arkadaşlar? 13 oldu. Bizden bu ikisinin toplamını istiyor. 13, 9 daha 22 olur diyorum. Ve sorumuzun yanıtını A seçeneği olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.